Merhaba arkadaşlarım. 12. sınıf ve AYT hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, geldik 4. dersimize. 4. dersimizde ne demişiz? Elektroliz ile bileşiklerin elementlerine ayrışması olayına geldik. Arkadaşlar, sodyum klorür bileşiğinin sıvısı elektroliz edilirse anot ve katottaki tepkimeler nasıl gerçekleşecek? Arkadaşlar, elektrolizde anodumuz neydi? Artı kutup. Artı kutupta kim toplanacaktı arkadaşlar? Eksi yüklü anyon var. Eksi yüklü anyonumuz sodyum klorür iyonlarına ayrışırsa artı ve artı yüklü sodyum, eksi yüklü klor. Eksi yüklü klorumuz arkadaşlar neye yükseltgenecek? Klor eksi birden sıfıra yükseltgenecek. Yükseltgenebilmesi için ne olması lazım? Bir atomdu. Şunun katsayısını 1 bölü 2 ile çarptığım zaman 1 elektron vermesi gerekir. Katota geldik. Katotumuz eksi kutuptu. Bu yüzden artı yüklü katyonların toplandığı bölgeydi ve burada artı yüklümüz sodyum iyonu olduğu için sodyum iyonumuz artı birden sıfıra indirgenecek. Bunun içinde kaç elektron alacaktır? 1 elektron alacaktır. Arkadaşlar, biz bu tepkimeyi bir bütün olarak değerlendirip redokstan da gidebiliriz. Sodyum klorür bileşiğinde sodyumun değerli artı 1, klor eksi 1. Sodyum artı 1'den 0'a indirgenirken kaç elektron alacaktır? 1 elektron. Klorumuz eksi 1'den 0'a indirgenirken kaç elektron verecek? 1 elektron. O zaman devreden 1 mol elektron geçince 1 mol sodyum klorür bileşiği elementlerine ayrışır. 1 mol sodyum 0,5 mol klor oluşur. Bunu direkt tepkimeden de yapabilirdik. Ya da ne yaptık? Üste ayırdığımız şekilde de olabilir. Ya da direkt redox tepkimesinde değerlendirebiliriz. Sodyumumuz artı yüklüydü. Artı yüklüler eksi kutbumuza yani katotta toplanacaktı. Eksi yüklü anyonumuz da artı yüklü anotta toplanacaktı. O zaman anotta klorumuz, katotta sodyumumuz oluşacak. Dikkat edin, devreden 1 mol elektron geçince 1 mol sodyum katısı 0,5 mol da klor gazı oluşur. Gelelim suyun elektroliz olayına. Hofmann voltmetresi ile gerçekleştirdiğimiz suyun elektrolizi olayı. Anot ve katotta aşağıdaki tepkimeler gerçekleşecek. Arkadaşlar, suyumuzu biz değerlendirdiğimiz zaman şimdi bizim anotumuz neydi? Anotumuz artı kutuptu. Artı kutupta eksi yüklü anyonlar toplanacaktı. Katotta eksi kutuptu. Artı yüklü katyonlar toplanacaktı. Burada eksi yüklü anyonumuz hidroksitti. Hidroksit neye dönüşecekti? Oksijene. Arkadaşlarım, burada dikkat ediniz, tepkimemiz su. 1 bölü 2 O2, 2 H artı ve 2 elektron. Katotumuzda da katyonumuz kim? H artı. 2 elektron alarak H2 gazına dönüştü. Dikkat ediniz, devreden kaç mol elektron geçti? 2 mol elektron geçerken. Biz bunu bir redox tepkimesi sunun şuradaki redox tepkimesi üzerinden değerlendirelim. Hidrojen değerli bileşikte artı. Artı yüklü olduğu için hidrojenimiz nerede açığa çıkacak? Katyon katot kabında açığa çıkacak. Katyonlar katota. Oksijenimiz de eksi 2 idi. O da anot kabında açığa çıkacak. Hidrojenimiz artı 1'den 0'a. Ama kaç hidrojen? 2 hidrojen. 2 hidrojen 2 elektron alarak 0'a indirgenir. Oksijenimiz de eksi 2'den 0'a indirgenirken 2 elektron alır. O zaman arkadaşlarım, devreden 2 mol elektron geçince 1 mol suyumuz elementlerine ayrışır. Katot kabında 1 mol hidrojen gazı, anot kabında da 0,5 mol oksijen gazı oluşur. O zaman şuradaki tepkimeyi uzun uzadıya aklımızda tutup ezberlemek yerine
ne yapabiliriz? Suyun elementlerine ayrışım tepkimesinde redoks basamaklarını kullanarak devreden kaç mol elektron geçtiğini de üzerine yazarak ne yapabiliriz? Daha pratik olarak çözebiliriz. O zaman gelelim konuyla alakalı birkaç soru çözmeye arkadaşlarım. Örnek demişiz. Hofmann voltmetresi ile bir miktar su elektroliz edildiğinde devreden 2 mol elektron geçiyor. Buna göre anotta açığa çıkan gazın normal koşullarda hacmi nedir? Arkadaşlar hemen ne yapayım? Suyu ayrıştırayım. H2O sıvısı nelere ayrışacaktı arkadaşlar? H2 gazına ve 1 bölü 2 O2 gazına dönüşür. Redox tepkimesi olarak düşünüp değerlendirelim. Hidrojenimiz artı 1. Artı 1'den hidrojen 0'a indirgenecek. Bir tanesi 1 elektron alırken burada ikişer atom olduğu için kaç elektron alarak? 2 elektron alarak indirgenir. Oksijenimiz eksi 2'den oksijenimiz 0'a indirgenirken kaç elektron verecektir? 2 elektron. O zaman devreden 2 mol elektron geçince arkadaşlar hidrojenimiz katot kabında, oksijenimiz de anot kabında. Çünkü katotumuz eksi kutuptu, artı yüklü katyonlar toplanıyordu. Oksijenimiz eksi yüklüydü, o da ne olacak? Artı yüklü anotta toplanacaktı. Arkadaşlar katotumuzda devreden 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol su ayrıştığında ne olacaktır? 1 mol hidrojen gazı, 0,5 mol da oksijen gazı açığa çıkacak. Zaten soruda 2 mol devreden elektron geçtiği söyleniyor. Anotta açığa çıkan gazı soracak. Anotta açığa çıkan gazım 0,5 mol O2 gazıdır. Bunun da normal koşullardaki hacmini bulabilmek için 22.4 ile çarptığım zaman 11.2 litre eder normal koşullarda. Hangi gaz? Oksijen gazı olmuştu. Gelelim arkadaşlar başka bir sorumuza daha. Hofmann voltmetresi ile su elektroliz edildiğinde anot ve katotta toplam 126 santimetre küp gaz toplanmakta. Buna göre anot ve katotta toplanan gazlar ve bu gazların hacimlerini bulunuz. Arkadaşlar biz kısaca ne yapıyorduk? H2O sıvısını direkt elementlerine ayrıştırıyorduk. Hidrojen artıydı, artılarımız katotta. Oksijenimiz eksiydi, eksi yüklüler de anotta toplanıp oluşuyordu. Dikkat ediniz, katsayılar önemli. Katsayılar önemli arkadaşlar. 1 mol su ayrışınca 1 mol hidrojen, 0,5 mol da oksijen oluşuyor. Fiziksel halleri hidrojen ve oksijenin gaz olduğu için bunlar yerine ben ne de alabilirim? Litre de alabilirim. Şuradan eğer V litre ayrışırsa 0,5 V litre ya da 2 ile genişletelim. 2 V litre hidrojenden oluşursa V litre de oksijenden oluşur. Toplamda kaç litre eder? 3 V litre, ama soruda 3 V litre dememiş. 126 santimetre küp demiş. V'nin değeri ne olacak? 42 olacak. O zaman 2 V'nin değeri ne olur? 84. 42 santimetre küp anotta O2 gazı. Çünkü anotta V litre oksijen gazı. Katotta ise arkadaşlar, katotta ise 2 V litre, yani 84 santimetre küp ne oluşacak? Hidrojen gazı oluşacaktır. Arkadaşlar geldik başka bir sorumuza daha. Hofmann voltmetresi ile bir miktar su elektroliz edildiğinde devreden 0,6 mol elektron geçiyor. Buna göre voltmetrenin katotunda toplanan gazın normal koşullardaki hacmini bulunuz. Arkadaşlar suyu biz elektroliz ettiğimiz zaman şeklinde ne olacaktır? Elementlerine ayrışır. Hidrojenimiz artı, burada sıfıra ne oldu? İndirgendi. İndirgenme katotta, yükseltgenme anotta gerçekleşecekti. Oksijenimiz de eksi 2. Hidrojen artı 1'den 0'a. 1 elektron alır ama 2 hidrojen olduğu için 2 elektron. Oksijen eksi 2'den 0'a 2 elektron verdi. O zaman devreden 2 mol elektron geçince 1 mol su ayrıştığında 1 mol hidrojen gazı,
0,5 mol da oksijen gazı oluşmalı. Ama soruda devreden geçen molün 0,6 mol olduğu gözüküyor. Yani 0,3 katını alacağız. Hepsinin 0,3 katını aldığım zaman 0,3 mol hidrojen gazı katotta. Anotta ise arkadaşlar 0,3 ile çarptığımız zaman ne olacaktır? 0,15 mol oksijen gazı olacak. Bizden katotta toplanan gazın normal koşullardaki hacmini istiyor. Yani 0,3 mol H2 gazının normal koşullardaki hacmini istiyor ki normal koşullarda ne yapacaktır? 6,72 litre yapar. Arkadaşlarım, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça kalın.